Hemen yanımıza Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geldi. Onun görüşlerini alacağız. Bugün maç kadar konuşulacak bir konu. Hemen onunla başlayalım. Artık maçın sonlarına doğru bizim saha içi kameramızın önüne bir laptop koydu. O sırada futbol kamuoyuna kendisinin anlatmak istediği Jose Mourinho'nun neydi? Offside olmadığıydı. Çünkü sol bekin pozisyonuna baktığınız zaman Dzeko offside'da değil. Bizim taktik kameramızın perspektifinden baktığımız zaman o pozisyon temizdi. Oyunla alakalı düşüncelerinin yanında bireysel olarak performansını sormak istediğim bir isim var. Szymański kendisiyle alakalı nasıl değerlendirme yapar? Szymański şöyle bir oyuncu. Harika oynamadığı zamanlarda bile takıma yapmış olduğu katkı bizler için çok önemli. Çünkü o baskıdaki şiddetimizin devamlılığını sağlayabilecek bir oyuncu. Bunu 90 dakika boyunca yapabilen bir oyuncu ki bugün 85 dakika oyunda kaldığı müddet 85 dakika boyunca yaptı. Aynı zamanda savunma arkasına koşular yapan, savunma oyuncularının arkasındaki boşlukları değerlendiren bir oyuncu. Dolayısıyla bizim için her zaman çok önemli bir oyuncu. Tabii ki her maç oynadığı için, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim takımımız için çok önemli bir oyuncu. İlk maçlarının ardından Fenerbahçe'nin oyununun maç maç gelişeceğini söylemişti. Bir gelişme görüyor mu yoksa biraz daha Fenerbahçe'nin bu konuda vakte ihtiyacı olduğunu düşünüyor mu? Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman en tepede olacaksınız? Gelişiminiz yüzde kaç gibi sorular sürekli soruluyor muhtemelen. Bir sonraki basın toplantı, şimdiki yapacağım basın toplantısında da aynı sorular gelecektir. Ben buna cevap veremem. Benim söyleyebileceğim tek şey çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bazı davranışları, bazı mentaliteleri çok kolay değiştiremiyorsunuz. Elinizi şaklatarak değiştiremiyorsunuz ama herkes her şeyin çok hızlı olmasını istiyor. Fakat futbol böyle değil. Futbolda istikrar olması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün zor bir maç oldu bizler için. Alex takımını gerçekten çok iyi hazırlamış. Çok savunma anlamında çok organize ve sert bir takım vardı. Zorluk yaşadık. Bize zorluklar çıkarttılar. Bugün zorluk yaşamayan tek taraf VAR hakemleriydi. Çünkü birçok kararda 5 saniyede karar verebildiler. Ama Antalya bizi bugün çok zorladı. Aynı zamanda hava da çok sıcaktı. Sanki stadyumda hava akışı yok gibiydi. Dolayısıyla tempomuzu yüksek tutmak kolay olmadı. Ama ikinci yarıda en önemli şey kazanmaktı ve ikinci yarıda kazanmak için gereken oyunu oynadık. Özellikle ligde son almış olduğumuz kötü mağlubiyetten sonra 3 günde oynadığımız 2 maçı kazandık. Böyle durumlardan çıkmak için en önemli şey bir an önce yeni maçınızı oynayıp kazanmaktır. Bu da bize birazcık moral veriyor. Şimdi önümüzde bay haftası var. Önümüzdeki hafta lig maçımız olmayacak. Dolayısıyla Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir süre olacak. Benim açımdan da şu önemi var. Kızımın düğünü olacak.